30 Mart'ta yapılacak Ben Grossrat Kanton Parlamento seçimlerinde boy gösterecek adaylar kendilerini göstermeye başladı. Bunlardan birisi de Murat Tokmak. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Niçin siyasete girmek istediniz? Seçime şansınız ne kadar? Ve seçilirsiniz şayet buradaki toplumumuz adına neler yapmayı arzuluyorsunuz? Öncelikle şöyle başlayalım. Bu yayını izleyen tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. İsmim Murat Tokmak. Aslen Uşaklıyım. İsviçre'de doğmuş, büyümüşlüğüm var. Bu sebepten dolayı da İsviçre'nin gerek kanunlarını, gerek yasalarını son derece yakından takibim var söz konusu. Bu bağlamda aynı zamanda eğitimimizi bilgisayar mühendisliği olarak tamamlamışım. 2008 yılında akabinde değişik bakanlıklarda yönetici konumunda çalışmışlığım var. An itibariyle de Bilişim Teknoloji Bakanlığı'na bağlı özel bir şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda medya yöneticiliği ve medya ekonomisi bölümünü yüksek lisans olarak bitirmek üzereyim. Sosyal Demokratlar Partisi'nden aday olan Murat Tokmak, seçimi kazanma şansını mikrofonlarımıza değerlendirdi. Bizler gerek derneklerde olsun, gerekse farklı kuruluşlarda olsun, bizlerin sorunlarını gerçek anlamda resmiyete kavuşturamıyoruz. Yani bizlerin gurbette yaşayan özellikle Türk vatandaşlarının sıkıntılarını gerçek manada dile getiremiyoruz, ifade edemiyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki ben siyasete bu şekilde katıldığım takdirde gerçek anlamda gerekli maliyetlerde hem bizim sıkıntılarımızı gerçek anlamda ifade etme sahibi ifade edebileceğiz. Aynı zamanda da buradaki eğitimin kaliteli eğitim alabilmesi için özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu şekilde olanak sağlamış olacağız inşallah. 30 Mart günü sonuçlanacak seçimlerden yaklaşık 3 hafta önce posta kutularına gönderilen seçim zarflarının doldurulup gönderilmesi gerekiyor. 30 Mart seçimlerinde kendileri vatandaşlarımız, çifte vatandaşlarımız yaklaşık 3 hafta öncesinden ellerine oy pusulaları geçecek. Oy pusularını geçtikten sonra fazla vakit harcamadan 2 kere Murat Tokmak adına listeye kaydettikleri takdirde beni Allah'ın izniyle hakkımızda hayırlıysa bu şekilde seçmiş olacaklar. Bizler de gerçek anlamda dinimiz, kültürel, aynı zamanda sosyal bağlamda bu kimliğimizi koruyarak böyle ortamlarda, böyle makamlarda, mercilerde vatandaşlarımızı temsil edeceğiz inşallah. Tokmak, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. 30 Mart seçimlerindeki vatandaşlarımızın özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bunun yanı sıra çifte vatandaşlık hakkına sahip olan arkadaşlarımızın, abilerimin, kardeşlerimin o gün için kullanmış olduğu oylar çok önemli. O sebepten dolayı ne kadar çok kişi o gün oyunu kullanırsa bizden tarafa o kadar da inşallah makbule geçer, o kadar da seçilme hakkımız, oranımız yükselir. Şimdi şöyle söyleyebilirim, Bil ve çevresi bölgesinden 39 tane aday var. Bu 39 tane adaydan 4 kişi muhtemelen seçilebilecek. Geçenki 2010 seçimlerini baz alırsak. Bu sebepten dolayı yani özellikle vatandaşlarımızın iyi düşünerek, iyi analiz ederek, adayların analiz konusunda iyi araştırarak seçimini yapacağını ben gerçek anlamda samimi olarak yapacağına ben inanıyorum.